Bakayım merkezi görebiliyor muyum? Şöyle bakınca görüyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi siz bu programda yeni misiniz? Program yeni. Geçen dönemde var mıydınız mesela? Yoksa ilk defa şimdi mi? Baştan. O baş ne zaman? Tarih? Mayıs. Ha. Böyle bir felsefe dersi almadınız ama. Mı? Ama felsefe dersi aldınız. Değil mi yani hani kendi lisans programınızda? Herhangi bir tür felsefe dersi aldım diyenler kimler? Ya ben bir felsefeye giriş dersi ya da bir ders böyle bir ders. Ha çok değilmiş, beklediğimden azmış yani bu arada. Şimdi biz klasik düşünce okulunun değil mi? Bu yaz döneminde benim bildiğim adı genel felsefe dersinin ilk oturumunu yapacağız. Size dersle ilgili herhangi bir bilgi mesaj geldi mi? Kitap ismi geldi. Hangi hafta neyi okuyacağınızla ilgili bir kağıt geldi mi ders rehberi? Ha o gelmedi. Demek ki gelecek. Onu gönderdim çünkü. Şimdi o kitapta yalnız kitabı böyle bölümleri sırasıyla okumayacağız. Öyle söyleyeyim. Biraz atlaya zıplaya okuyacağız. Bugün mesela metafizikle ilgili 8. bölümü konuşacağız mesela. Yani öyle 8, 9, 6 falan gibi sıralaması değişik bir şekilde gidecek. 8. bölümün başlığı bilgi üzerine düşünmenin sonucu olan metafiziksel problemler. Yani metafizikle başlayacağız. Sonra bilgiyle ilgili konulara gideceğiz. Metafiziğin nasıl bir şey olduğunu ben bugün size anlatmaya çalışacağım bir. Bir de özellikle hani ben slaytlar hazırlamıştım ama onları gösteremiyorum. O yüzden o slaytlar bunları da gönderirim ben size, merak etmeyin. Orada geçen bazı terimler var. Onları okumak istiyorum. Bu bölümde öne çıkan terimler ya da temalar diyelim. Yani mesela bu haftaki bu dersi yaptığımızda bir de size soru verilecek. O soru basıldı mı bilmiyorum bu arada. Onun basılı hali var mı Berat, bizim hazırladığımız sorunun? Yok, yok mu? Olmayabilir. O da belki elektronik postayla size gelir. Bana her ders için bir soru hazırlayın denmişti. Ben de hazırladım ama sonradan biraz o değişmiş galiba. Yani bilemiyorum, onun sayısı azalabilir. O sorulardan olmazsa bir iki tanesini seçip cevaplamanız, yazmanız beklenir. Olur mu? Onlar da büyük ihtimalle size ulaşacak. Bu haftanın konusuyla ilgili dediğim gibi terimler ve temalar arasında neler var onları okuyayım. Varlık var tabii, değil mi? Hep favori terimimiz. Zaten metafizik var, onu söyledik. Ruh var. İdea var. Hani geçiyor idealar kuramı falan diye. Tümeller ya da külliler sorunu var. O soruna önerilmiş çözümler olarak realizm, konseptüalizm ve nominalizm, yani gerçekçilik, kavramcılık ve adcılık var. Türkçelerinde söylerse kitapta öyle geçiyor. Felsefi pozisyonlar olarak idealizm ve realizm karşıtlığı ele alınmış. İdealizmin de alt bölümleri var. Öznel ve transandantal diye ayırmışlar. Bir de nesnel idealizm diye. Bir de realizmi kendi içinde ayırmışlar. Kritik realizm ve bön realizm demişler, nasıl bir şey dedilerse. Yani genel metafiziksel terimler ya da pozisyonlarla ilgili bir liste var. Şimdi benim nasıl ders yapacağıma gelince, ben tabii ki kitaptan ders falan işlemeyeceğim yani. Hani o kitabı siz okuyacaksınız, sorumlusunuz. Bunlardan da sınav yaparım yani, öyle düşünün. Tamam mı? Korkutayım biraz sizi. Yaparım ama biliyor Berat mesela benden. Ders aldı, her an sınavda olabilirsiniz. Ama benim derdim şu, süre çok kısıtlı. Yani biz sizinle 6 seans böyle oturup konuşacağız. Yani 1-1,5 saat gibi bir şey. Bu felsefeye giriş için son derece sınırlı bir süre. Ben sizin böyle terimleri malumat düzeyinde öğrenmenizin ötesinde felsefe nasıl yapılıyor, aslında neyi konuşuyoruz, bunları hissetmenizi sağlayacak bir ders izleme, yapma biçimi sergilemek istiyorum. Soru-cevap şeklinde gideceğiz. Birazdan göreceksiniz. Benimle beraber düşünmeniz, kafa yormanız lazım. Gerçekten de dediğimi anlamaya çalışmanız lazım. Çünkü amacımız kitap okumak değil. Yani kitap var, kitap okuyacaksınız, mecbursunuz. Asıl bu 6 seansın sonunda felsefeciler kendi tecrübelerini nasıl okuyorları biraz sezmiş olmanız gerekiyor. Anlaştık mı? Çünkü bir felsefeci bir kitap yazarken herhangi bir filozofu düşünün. Kitapları okuyup kitaplardan bir şey yazmıyor. Onu filozof yapan şey kendi tecrübesinde gördüğü şeyi, okuduğu şeyi yazıyor olması.
hangi resme bakarak bu filozoflar bu tartışmayı yapıyor? Onu anlamaya çalışacağız. Yani realizm diye bir terim geçebilir. İşte gerçekçilik, şeylerin gerçekten var olduğu ile ilgili iddia. Bunları konuşabiliriz. Ama felsefeciler bu malumat düzeyinde ve kelimelere ilişkilendirerek konuşmuyorlar, düşünmüyorlar. Çok başka bir resme bakarak düşünüyorlar. Benim bütün amacım size o resmi göstermeye çalışmak. İnşallah. Yani. O yüzden de çok da kolay değil yani dersin kendisi. Malumat olarak kolay şeylerden bahsediyor gibi görünsek de farklı bir şey. Şimdi, çok güzel ya burada derse farklı katılımlar da oluyor. Şimdi ben size gene her zaman yaptığım gibi bazı sorularım vardır benim. Benim dersimi alanlar bilirler. O sorularla başlayacağım. O sorularla birlikte konuşurken bütün bu realizm, idealizm, nominalizm, şu bu meselelerin nasıl ortaya çıktığını görmeye ve sezmeye başlayacağız. Tamam mı? İlk sorumuz son derece basit bir soru. Lisede de öğrendiğimiz, cevabını öğrendiğimiz bir soru. Nasıl gördüğümüzü biliyor muyuz? Sorusu. Yani bunu nasıl duyduğumuzu biliyor muyuz şeklinde de sorabiliriz. Yani mesela bir şişeye bakıyoruz ve onu görüyoruz. Yani görme özürlü olabiliriz, görmeyebiliriz. Aynı soruyu değil mi? Yani öyle var mı bilmiyorum. Olabilir, normal. Şöyle bir ses çıkarsam bunu nasıl duyuyorsunuz diye de sorabilirim. Hani dokun şuna bir. Nasıl bir his? Böyle biraz soğuk gibi. Metalimsi falan. Bunu nasıl hissediyorsunuz? Aynı soru yani. Bunu da sorabilirdim. Nasıl görüyorsunuz diye soruyorum. Şimdi birisi bana bu şişeyi nasıl gördüğümüzü, yani bu işin fizyolojisini diyelim anlatabilir mi? Yani biyoloji derslerinde, psikoloji derslerinde okutuyorlar ya. Normalde ters görüyoruz. Peki. Şimdi bir kere gene biz şişemizi çizelim. Bu şişeye ben bakıyorum. Bu benim gözüm olsun. Tamam mı? Nasıl görüyorum ben bunu? Işık olmasa görür müyüm? Görmüyoruz genelde. Hadi aydınlık olsun değil mi? Işık ışınları var. Geliyor buraya çarpıyor. Büyük ihtimalle bundan yansıyor. İşte değişik frekanslarda böyle geliyor. Arkadaşımız onu söylüyor. Bu göz bebeğinden geçip buraya hani ters bir şekilde bir görüntüsü yansıyor. Değil mi? Orada ne oluyor? Yansıda ne oldu ya? He? Ha, beynimize gitmesi lazım önce. Değil mi? Orada bir takım duyarlı hücreler var şurada. Değil mi? Hatta onların şekilleri mekilleri falan vardır. Öyle çizimleri vardır. Burada bir takım uyarımlar ortaya çıkıyor. Bunlara nöronlar bağlı. Değil mi? Nöron dediğimiz sinir hücreleri var. O hatta hep anlatırlar. O sinir hücreleri birbirine değmiyor. Sinapslarla böyle sinyalleri iletiyor. Değil mi? Hani hatırlıyor musunuz onları? Birbirlerine temas etmiyorlar da aralarında bir boşluk var. Nörotransmitterler varlar. Bir şeyler atlıyor oradan oraya. Bunlar iletiliyor. Beynin bir görme merkezi gibi bir yer var. Oraya ulaşıyor bu sinyaller ve görüyoruz. Yani bize anlatılan şekli bu. Doğru yani. Bunda bir hata falan yok. Yani yaptıkları araştırmalarda bunun böyle olduğunu tespit etmişler. Yani ışığı kapatırsan ya da şuradaki siniri kesersen ya da beynin burası hasar görürse görmüyorsun hakikaten yani. Yani bir doğru bir tarafı var. Şimdi soru şu aslında. Bu aslında görmenin nasıl olduğunu ve gerçekleştiğini nedensellik zinciri içerisinde açıklıyor olabilir ama aslında görmenin ne demek olduğunu, bir şeyin bir şeyi görmesinin ne olduğunu açıklamaz. Şimdi bak düşünmeye başlayacağız beraber. Neden açıklamaz? Şimdi diyelim ki fizikçiler haklı. Hani fizikçiler var ya, fizik bilimi yapanlar. Dediler ki bize arkadaşlar doğada parçacıklar var. Dalga parçacık dualitesi falan da var ama onu bir kenara bırakalım. Bir sürü parçacık var. Leptonlar, hadronlar, kuarklar, muarklar vesaire filan. Bunlar işte varlarsa uzay zamanda da tezahür ediyorlar. Orada mevcutlar. Biz de yani bir fizyolojik yapı olarak bu şişede bu parçacıklardan oluşuyoruz. Eğer bu fizikçiler haklılarsa bütün bu anlattığımız hikayenin sonunda uzay zamanın belli bir bölgesinde ki o benim beynimin belli bir bölgesi oluyor. Fiziksel bir hal değişimi meydana gelmesi lazım. Yani şuradaki bölge fiziksel hal birden
fiziksel hal ikiye geçiyor olması lazım. Fakat bu tip bir fiziksel hal değişiminin olmasıyla hiç kimse hiç kimseyi görmez. Niye görsün ki zaten? Değil mi? Tırıştı zaten, onun için tırıştı. Ya şimdi istiyorsan bir parçacık ol, istiyorsan bin parçacık ol. Hani var ya, çarşıdan aldım bir tane, işte eve geldim bir tane. Fark etmez yani. Kaç tane parçacık olursa olsun. Bir parçacıkla bir parçacık yolda karşılaşsalar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben seni gördüm, sen beni gördüm gibi bir etkileşim içerisine girebilirler mi? Bak fiziksel nesneler, eğer fizikçiler haklıysa zaten atalet ilkesine tabiler. Dışsal kuvvetlerle hareket ediyorlar. Alanların etkisinde filan da kalabiliyorlar yükleri itibarıyla. Fakat birbirleriyle fiziksel olarak etkileşiyorlar. Yani ben sana fiziksel olarak çarpıyorum, sen bana çarpıyorsun. Belli bir mesafede bulunuyoruz. Benim yarattığım alan seni etkiliyor filan. Ama ben bir parçacıksam istiyorsam da bin parçacık olayım. Seni kendime, bakın bunu özellikle bu terimi söylüyorum, temsil etmiyor. Senin farkına ve bilincine varmıyor. Nasıl varayım zaten? Gariban fiziksel bir nesneyim mi? İstiyorsa bu, milyonlarca, trilyonlarca parçacık olsun, değişen hiçbir şey yok. Söz konusu uyarımlar beynin o bölgesine ulaştığında fiziksel bir hal değişimi olur ama kimse kimseyi görmez. Ne. Biraz hissettiniz mi ne demek istediğimi? O zaman bütün bu açıklama tecrübe varken, her nasılsa varken, şimdi zaten onu konuşacağız. Felsefe de onu konuşuyor işte. O yüzden malumat olarak okuyunca anlamıyoruz adamların ne dediğini. Tecrübe zaten varken, yani birisi bir şeyi görüyorken, görebilme imkanı varken, algı dediğimiz şey ya da duyumlama dediğimiz şey ortaya çıkmışken, o duyumlananın içerisindeki nedensellik ilişkilerini bize anlatıyor. Fakat bunların anlatılıyor olması bizatihi tecrübenin nasıl ortaya çıktığını açıklamıyor. Yok, daha gelmedik. Tabula rasa'ya gelmedik. Tabula rasa henüz bilmiyoruz yani. O boş masa demek zaten. Henüz daha ondan bile bahsetsek değil mi? Hani birileri demiş oluyor ki o masada bir şeyler ortaya çıkıyor demek istiyor değil mi? Boş tabloda. Biz nasıl ortaya çıktığının açıklamasının verilmemiş olduğunu söylüyoruz. Değil mi? Yani onun açıklamasının fiziksel olarak verilemeyeceğini söylemiş oluyoruz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi arkadaşlar? Fizikçilerin tasvir ettiği şekliyle biz bir benim, bir kendiliğin kendisine bir şeyi temsil edip farkına varmasının açıklamasını vermiş olamayız. Hatta bütün bu olan bitenlerin hepsinin gerçekleştiği yer her neresi ise, benim ben dediğim şey, şöyle çizeyim, bir noktayı nazardan bunun tamamının zaten tecrübesine sahip. Yani demek istediğim şey şu, ben her nerede ise ve her ne ise ve her nasıl var ise, benim tecrübesi içerisinde benim beynim de ortaya çıkıyor. Yani ben ameliyatlarda bazen oluyor böyle, kafatasını kesiyorlar, uyanık da kalabiliyorsun. Sana mesela beynini aynalarda gösterebilirler. Sen mıncıklayabilirsin hatta onu. Çünkü beynin tecrübesi içerisinde aslında beynin kendisi de aynı bu şişe gibi bir fiziksel nesne olarak mevcut. Buradan hareketle zaten şunu biraz fark etmemiz lazım. Tecrübe edinen olarak ben beynim olamam. Ya da bedenimin herhangi bir bölümü olamam. Öyleyse çok ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Ben neredeyim yani? Hem içkin hem aşkın bir varlık gibi mi? Bilmiyorum ki daha. Bilsem. Sadece şu an soruyla karşılaşmış vaziyetteyiz. Bir cevap önermiyoruz yani. Hı? Soruyu bir hissedelim ama. Değil mi?
İkinci bir soru daha soracağım. O da şu. Diyelim ki bu bir şişe ve ben de ona işaret etmek istiyorum. Bu işaret etmeyi çok farklı şekillerde yapabilirim. Parmağımla yapabilirim. Efendime söyleyeyim. Bu ben olayım, biraz da saçım olsun filan. Konuşarak da yapabilirim. İşaret edebilirim. Ediyoruz da zaten. Yani diyoruz ki ha bu bir şişe diyoruz. Şişe diyoruz. Adam size çıkıyor, onunla ilgili konuşuyoruz falan filan. İkinci soru şu. Bir şey nasıl işaret olur? Bir şey bir şeye nasıl işaret eder? Kastettiğim şey şu değil. Ya hocam işte bu şişe deyince işte anlaşıyoruz, bu şişe sesi diyelim. İşte böyle bir şeye karşılık geliyor, uzlaşıyoruz. Onu kastetmiyorum. Daha en başta ağzımdan çıkan bir ses dalgası topluluğu ya da elimin bir şekli nasıl oluyor da bir başka şeye işaret ediyor, onu soruyorum. Niye soruyorum? Size tabii ki eziyet olsun diye soruyorum da, o ayrı. Asıl sormamın nedeni şu. Gene fizikçileri dinliyor olsak, yani bu alem hakikaten o parçacıklardan ve uzay zamandan oluşuyor olsa, o parçacıklar ve uzay zamanda mevcut olan şeylerin herhangi bir bağıntısından işaret etme bağıntısı çıkar mı? Herhangi bir kuark, herhangi bir lepton, herhangi bir atom, herhangi bir atomlar toplamı, atomlar moleküller toplamı olarak benim elim bir işaret olarak fiziksel alemde mevcut olabilir mi? Bakın düşünürseniz olamaz. Niye olsun ki? Benim fiziksel elim de bir nesne, bu da bir nesne. Benim elim böyle dursa ne olacak, böyle dursa ne olacak? En fazla geometrik bir ilişki içeride girebilir. Bu bir mesafesinde olur. Şuradan bir doğru çizsem bunu deler geçer ama senin ayağın da deler geçer. Yani aralarındaki bağıntı bir işaret etme bağıntısı olarak fiziksel alemde mevcut değil. Bir şey nasıl işaret oluyor sorusu fiziksel kipliklere dikkate alarak cevaplanamaz. Gene yani. Değil mi? Hissediyor muyuz? Bakın nasıl algıladığım, o algı içerisinde benim nasıl ortaya çıktığı ve bir şeyi nasıl temsil ettiği, bir şeyin o algı, şimdi duyumlanan bir şey var da biz bunları sadece duyumlanan nesne olarak bilmiyoruz ki, işaretler olarak da biliyoruz. O işaret olarak nasıl ortaya çıktığı filan böyle kolay kolay cevaplanabilecek bir soru değil. Hı? İşte nasıl yapıyor? İşte nerede yüklüyoruz? Nasıl? Biz kimiz ki yüklüyoruz? Sen bir kere benim ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen kimsin ki nereye ne yükleyeceksin? Bilmiyorum ki. Yüklüyoruz derken de işaretleri kullanıyorsun. İşaretlerin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Değil mi? Bu kaç? Kaç söyleyin. 5 mi 6 mı? 5 mi? Tabii insan böyle sorularla karşı korkmaya başlıyor. Kesin bunda da bir numara vardır falan gibisinde. Hakikaten de var tabii. Yani bu 5 dediğimizde gene bir işaretten bahsediyoruz. 5 ağzımızdan çıkan bir ses ve bu yazılı olan şey birer işaret tabii. Ama mesela biz 5 sayısı dersek, değil mi? O zaman bunu bir 5 sayısı diye de okuyabiliriz. Bu ne diyeceğim? Bu 5 sayısı hocam falan diyebiliriz. Bir rakam olarak 5 diyebilirsiniz mesela. Ki zaten o amaçla da yazıyoruz tahtaya. Fakat hemen fark ediyoruz ki aslında gene fiziksel açıdan bakarsak bu bir mürekkep lekesi tahtadaki. Doğru mu? Belli bir şekli olan bir mürekkep lekesi canım, yani şimdi daha fazla da bir şey değil. Fakat aynı zamanda da bir işaret işte. Ama işaretlerin nasıl işaret olduğunu henüz bilmiyoruz. Fakat daha tuhaf bir durum var. Söz konusu bu beşin işaret ettiği şeyin şişe gibi bu alemde olmadığını fark ediyoruz. Bu beş bir şeye işaret ediyor da, bununla bir sayı dediğimiz bir şeyi düşünüyoruz da, bu nerede dediğimizde o daha da tuhaf bir hal almaya başlıyor. Ağzımızdan çıkan beş sesi ya da buraya yazdığımız şu mürekkep lekesinin bir işaret olması başka bir şey. Bir işaret olarak kendisi fiziksel alemde mevcut olduğunu düşünmediğimiz bir şeye işaret ediyor olması daha tuhaf bir şey.
şu bir işaretse böyle bir şeye nasıl işaret ediyor? İşaret ettiği şey nerede? Hani bu Susam Sokağı filan gibi şeylerde sayıları da böyle canlandırıyorlar böyle. Pofuduk pofuduk beşler ortalıkta geziyor filan. Hani elleri kolları oluyor konuşuyorlar filan. Beş sayısı öyle bir şey değil yani. Değil mi? Hani fiziksel alemde böyle beş sayısı diye bir şey mi var? Yani fiziksel bir nesne olarak yok. Değil mi? Nerede peki? Güzel işte bir laf. Zihin işte bak. Şimdi şöyle söyleyelim. Bunlar tabii çok zor sorular. Büyük ihtimalle bunlar da şurayı biraz büyütelim. Bunların hepsi de aslında benim tecrübemin içerisinde ortaya çıkıyor ve kuruluyorlar. Felsefeciler bir kere buradaki sorunları çok erken fark etmişler. Öyle insanlar yani. Belki hakikaten ilk insanlar, neyse ilk insan ya da Hazreti Adem bilmiyorum ne derseniz. Çok erken fark etmişler. Demişler ki şöyle bir şey fark etmişler. Tecrübe içerisinde kendisi ortaya çıkan unsurlar yardımıyla tecrübenin nasıl kurulduğunu anlamak galiba mümkün değil demişler. Tecrübenin içerisinde ortaya çıkan unsurlar marifetiyle, işte farkına vardığım duyumsal şeyler diyelim mesela, tecrübenin kendisinin nasıl kurulduğu, benim bir şeyi nasıl tecrübe ettiğim, işaret olarak nasıl tecrübe ettiğim falan filan. Açıklanamıyor. Bunu fark etmişler. Şimdi siz de fark ediyorsunuz. İnsanlar arasında bir sır bu. Paylaşıyoruz arasında. Fark ettiniz mi? Evet. Şimdi felsefenin kapısından geçmek üzeresiniz yani. Yani o naifliği terk etmek durumundayız felsefe yapmak için. Canım işte bilimler var. Mis gibi de açıklıyor. Bak beyne basıyorsun bilmem ne falan. Böyle bir şey yok. Yani tecrübenin nasıl ortaya çıktığı meselesi bilimlerin halledebileceği bir mesele değil. Ne fizyolojisi ne bir şey. Mesela tersinden gidelim. Gittiniz bir matematikçiye gidin. Matematikçi var mı aranızda bu arada? Matematik bölümünde okuyan var mı? Hiç fark etmez. Yani üniversitenizdeki matematik bölümünde şöyle biraz daha güler yüzlü, zor bulunur ama bir matematikçi bulun. Hani sorulara cevap verebilecek. Deyin ki ya hocam ya şu sayı nedir ya? Nasıl bir şeydir? Nerede var? Şunu bana bir anlatın deyin. Sizi eğer kovmuyorsa ve kibarca cevap veriyorsa büyük ihtimalle şey diyecektir. Ya kardeşim biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Ya ne yapıyorsunuz hocam peki? Vallahi ben bilmem ne kuramında bilmem ne teoremini ispatlamakla uğraşıyorum şu sırada. İyi, güzel. Hani sen böyle sorular soruyorsan İşte git felsefe bölümüne sor kardeşim bize ne filan derler bak. Eğer biliyorsa anlıyorsa anlamıyorsa zaten hiçbir cevap da vermez. Ne bileyim ne filan der bırakır gider. Bir dil bilimciye gidin. Deyin ki ya hocam bir şey nasıl işaret oluyor? Der ki adam ben ne bileyim nasıl işaret oluyor ben ona ilgilenmiyorum ki. Ben işaretler varken hangi işaret dizileri hangi dile ait bilmem ne onun morfolojisine onunla uğraşıyorum mesela. Bana ne yani gibisinden. Psikoloğa gidip sorsanız da aynı şeyi söylerler. Der ki ben algıyla ilgileniyorum ama algı varken algıyla ilgileniyorum. Algı nasıl ortaya çıkıyor? Bana ne kardeşim? Ha bütün bu sorular çok önemli sorular. Önemsiz değiller. Bilimlerin ilgi alanına girmiyor. Bilimler o konuları kapatıp, o konuları felsefi sorular olarak addedip, kendi çerçevelerinin dışına, parantezin dışına alıp konularına yöneliyorlar. Halının altına süpürülen ne varsa önemsiz olduğundan değil, çok önemli ama çok zor olduğundan. Bütün bu konularla felsefeciler ilgileniyor. Hı? Nasıl ilgileniyorlar peki? Kardeşim peki bilim adamının yapamadığınızda sen ne yapacaksın yani? Değil mi? Ne kadar zor bir şey. Ve bunu şunu da fark etmenizi istiyorum. Bugün mesela nörobilim filan da gelişiyor. Çok ciddi çalışmalar da yapıyorlar. Hakikaten beyin nasıl işliyor, neresine ne yaparsan ne oluyor. Geçen gün mesela bir konuşma izledim. Şuraya iki tane elektrot bağlıyorlar. Sen elini şöyle yapıyorsun, kaldırıyorsun. Buradaki elektrik sinyalini kaydediyor. Başka birisinin koluna veriyor. Kişi istemsiz bir şekilde aynı hareketi yapıyor falan. Çok enteresan, acayip şeyler yapıyorlar yani. Tamam? Fakat ne kadar onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün bu nedensellik zincirini çözmek ve kullanmak konusunda gene onlara gidip sorsak o asli felsefi meseleler konusunda ben nasıl bir şeydir yani dediğimizde, tecrübe nasıl kurulur dediğimizde ilgi alanlarına girmiyor ki soru. O soru onların sorusu değil.
Oradaki ilerleme dolayısıyla bize bir avantaj falan da sağlamıyor yani. Yani ilk insan bu sorularla karşılaştığında ne durumdaysa biz de üç aşağı beş yukarı aynı durumdayız. Tabii ki avantajlarımız var. Bilimsel gelişmeler bize bazı ipuçları falan veriyor da sorunun esasıyla ilgili bir değişme yok. Aynı yerde duruyor. Peki felsefeciler bu soruyu nasıl, neresinden tutmuşlar da bir ilerleme sağlamaya çalışmışlar, anlıyor musunuz? Bunu anlamaya çalışacağız şimdi. Demişler ki, ya kardeşim, bütün bunların olabilmesi için, tamam mı? Yani benim bir şeyi tecrübe ediyor olabilmem için, efendim, bir şeyin işaret kılınabilmesi için, kendisi fiziksel alemde olmayan bir şeylerin benim tarafından tecrübeye konu ediliyor olabilmesi için, kendisi hakikaten tecrübede ortaya çıkmayan, fakat bu tecrübeyi mümkün kılan unsurlardan söz edilebiliyor olması lazım. Bu ne demek biliyor musunuz? Dili, mevcut tecrübede ortaya çıkan şeylerin dışında onları aşan bir şekilde genişletmek demek. Yani dili öyle bir şekilde kullanıp ona öyle terimler ekleyeceksiniz ki o terimler aslında sahnenin içindekileri ile ilgili değil de sahne hakkında konuşabilmenizi sağlayacak. Dil böyle genişleyecek ve büyüyecek. Bunu ilk aslında felsefeciler yapmamışlar. İlk bu mitsel düşünce dediğimiz düşünce biçimleri var ya, orada bu konuyla ilgilenen ve kafa yoran büyük ihtimalle son derece akıllı bir takım düşünürler diyelim, şairler diyelim filan, onlar bu tecrübenin nasıl ortaya çıktığı hakkında düşünürken, işte o tecrübeyi kuran ve kendisi tecrübede ortaya çıkmayan hakkında konuşmaya başlamışlar. Mit dediğimiz şeyler aslında böyle hikaye mikaye gibi görünen şeyler ama aslında hikaye gibi şeyler değiller. Dikkatli baktığınızda aslında orada adı geçen kişiler, şahıslar vesaire gibi şeyler kendileri tecrübeyi mümkün kılan ama tecrübede ortaya çıkmayan unsurların adları olarak karşımıza çıkıyor. Mitlerle ilgilenenler olursa bu gözle tekrar onlara bir bakmalı. Biz tabii derdimiz mitolojide bu nasıl ele alınıyor konusu değil. Ele de alabilirdik çünkü son derece de enteresan bir konu, onu da söyleyeyim. Felsefeciler zaten bunun böyle konuşulduğunu filan anladıkları için diyelim, onun farkında oldukları için öyle diyelim. Söz konusu bu tartışmayı daha spekülatif bir zemine çekerek şöyle bir sav öne sürmüşler. Hem tecrübede ortaya çıkanın hem tecrübe edenin ortaya çıktığı bir varlıksal dayanak olmalı demişler. Varlıksal dayanak mekan olarak da yorumlanabilir. Yani bütün bu olan bitenin geçtiği bir mekan, bir kap lazım. Ona biz varlıksal bir dayanak diyoruz. Varlık olarak ona dayanıyor. Neyi kastettiğimizi şöyle anlatmaya çalışayım size. Mesela diyelim ki bu bir markör ve benim elimde de duruyor. Elim bir yer olarak düşünün. O yeri kaplıyor. Elim ortadan kalksa markör ortadan kalkar mı? Kalkmaz. Elim ortadan kalksa düşer müşer işte böyle yuvarlanır ne bileyim. Var olmaya devam eder. Elim bir dayanak olabilir ama buna şu anda şurada duruyor olması için. Var olmasının dayanağı değildir. Hı? Şimdi bir ayna düşünün. Aynada bu markörün görüntüsünün ortaya çıktığını düşünün. Işığı mışığı varsayalım. O elimizin altında bulunsun. Aynadaki görüntü bakımından ayna varlıksal bir dayanağa daha çok benziyor. Aynayı ortadan kaldırırsanız görüntü ortadan kalkar. Ayna olduğu sürece o görüntü orada mevcut olur. Aynanın kendisi markörün görüntüsünün varlıksal dayanağı olarak iş görür, hizmet görür. Anlıyor musunuz? Hı? Analoji olarak söyleyeceğim, gözünüzde açılsın diye söylüyorum. Şimdi varsayalım ki biz bütün bu tecrübenin içinde ortaya çıktığı varlıksal dayanağın, deminki düşünüş biçimiyle aynanın ne olduğu sorusunu soruyoruz. Anladınız mı? Ha? Felsefeciler nasıl düşünüyor biraz daha hissediyor muyuz? Bakın felsefeciler diyorlar ki ya bu mekan nasıl bir mekan? Bütün bu tecrübe nerede ortaya çıkıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Biz bu mekan hakkında konuşabilir miyiz?
kendisini tecrübede görmüyorsun ama o olmasaydı bu tecrübe olamazdı diyorsun. Bakın çıkarım yoluyla buna ulaşıyoruz. Öyle pat diye gideyim gözlemleyeyim falan diyebilme imkanımız yok. İşte o varlıksal dayanağa felsefeciler bir ad vermişler. Ne demişler? Ruh, ruh. Hani ey ruh var ya. Ruh denilen şey, ruh diye konuşulan şey, felsefecilerin kullandığı biçimiyle, bir de böyle medyumların falan kullandığı şekli olabilir onu bilmiyorum. Aslında tecrübenin kendi içerisinde ortaya çıktığı bir takım melekelere, ayırt edilebilir melekelere, kuvvetlere de sahip mekanın adı. O varlıksal dayanağın adı. Ruh görünebilir mi? Hayır. Tecrübe edilebilir mi? Yani bir sandalye falan gibi. Hayır. Ruh diye bahsettiğimiz şey ne? Ancak böyle bir düşünme zincirinin içerisinde biraz fark ettiğimiz, sorgulayarak da unsurlarını biraz ayırt edebildiğimiz bir mekan, bir kap. O olmasa idi böyle bir tecrübe ve bu tecrübe ilişkiler hiçbir şekilde ortaya aslında çıkmayacaktı. Yani biz bir bakıma ben dediğimiz şeyin de, benim tecrübe ettiği şeyin de ortaya çıktığı bir kaptan bahsettiğimizde ruhtan bahsediyoruz. Şimdi yavaş yavaş bakın daha enteresan noktalara geliyoruz. Hiç farkında olmadan kullandığınız kelimelere geçeceğim. Hep çok rahat söylüyorsunuz, düşünüyorum diyorsunuz. Duyumluyorum, hissediyorum diyorsunuz. Algılıyorum diyorsunuz. Muhayyilemi kullanıyorum, hayal ediyorum diyorsunuz. Hafızama aldım diyorsunuz. Bakın dikkat edin. Bunların hepsinin fiziksel gerçeklikte de ürünleri ve karşılıkları var. Bunların her biri aslında gündelik dil içerisinde bir nesne olarak işaret edemeyeceğiniz şeylerin adları. Ne onlar? İşte ruhun bu kapasite ve melekelerinin adları. Anlıyor musunuz? Ben düşünüyorum dediğimde, bir düşünce fiili gerçekleştirdim, bir yargıda bulundum dediğimde söz konusu o hükmü veren, o fiili gerçekleştiren ve o fiil içerisinde bir içeriğin bize sunulmasını sağlayan tırnak içerisinde özne yani fail ruhun ta kendisi. Ve hiçbir zaman o faaliyeti gerçekleştiren olarak sizin tecrübenize konu olmuyor. Fiilin neticesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Duyumlama melekesi olmasa, hissetme melekesi olmasa, biz felsefecilerin konuyu nasıl sunduğunu size anlatıyoruz. Söz konusu o temsiller ve onu temsil eden olarak, kendisine sunarak ben hiçbir şekilde kurulamaz ve mevcut olamaz. Peki biz bu melekeleri nasıl ayırt ediyoruz? Gene çıkarım yoluyla ayırt ediyoruz. Diyoruz ki, ya ruhun şöyle bir işlevi olmasaydı, böyle bir tecrübe ortaya çıkamazdı diyoruz. Hep geriye doğru düşünüyoruz. Ve bunları ayırt ediyoruz. Şimdi biz de yavaş yavaş ayırt etmeye başlayacağız. Bakın, öncelikle mesela çok sık yaptığımız bir ayrım, düşünmekle duyumlamak farklı şeyler. Ben bir şeyi düşünüyorum dediğimde, ya mesela kalktım, bu şişe laciverttir dedim. Bakın bu bir hüküm. İşaretin nasıl ortaya çıktığını da birazdan konuşacağız. Ağzımdan bir takım ses dalgaları çıktı. O bir şekilde bir işaret oldu. Bir düşünsel içeriği dile getirdi. Gene ruhun bu mekanı içerisinde. Ama bir de gözümü açtım şöyle. Buna yöneldim. Bunun lacivertliği bir duyusal temsil olarak bana göründü, tezahür etti. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Nasıl farklar var? Şimdi yavaş yavaş bakın beraber düşünelim felsefeciler işte nasıl düşünüyor. Şöyle gözümü açtığımda birincisi, ben söz konusu temsilin bende ortaya çıkmasına engel olamam. Eğer benim hakikaten bir kısıtlılığım, gözümde vesaire filan bir sorun yoksa ya da her nasıl varsa, söz konusu duyulur dediğimiz şey, hissi o temsil, benim tecrübemde böyle pat diye ortaya çıkar. Kendisini bana dayatır yani. Bu açıdan duyulurların benim dışımda bir nedeni olduğunu düşünürüm. Yani orada bir şey var, bunun bir yüzey özelliği olabilir bilmem ne neyse ne. Söz konusu o duyulur, beni etkiler. Bu açıdan söz konusu o duyulurun
etkin olduğunu, fail olduğunu, beni etkilediğini, yani benim edilgin olduğumu söylerim. Bakın duyumlama böyle bir şey. Siz duyumlamaya maruz kalıyorsunuz. Duyulurlar, sizde ortaya çıkıyor. Fakat benim kalkıp buna bir şişedir ya da bu laciverttir derken ortaya çıkan içerik, buna düşünsel içerik diyoruz. Bu bir olgu, bakın dikkat edin. Bir şeyin bir şey olduğu olgusu. Şişenin mesela lacivert olduğu olgusu. Tamam mı? Ben harekete geçip ruhumun melekeleri vasıtasıyla bir hüküm vermediğim sürece ortaya çıkmaz. Bu şu demek. Eğer düşünülürler, akliler, makulat, duyulur alanda fiili olarak var olsalardı, aynı duyulurlar gibi onlar da bize kendilerini düşündürtürlerdi ki öyle değil. Ben şu anda gözümü açtığımda özellikle renkleri itibarıyla sonsuz bir çeşitlilik içerisinde duyulurlarla karşı karşıya kalıyorum. Fakat bu duyulurların herhangi birini düşünebileceğim gibi düşünmeyebilirim. Onların herhangi bir cihetini düşünceye konu edebileceğim gibi etmeyebilirim. Bu açıdan düşünme melekesi, ruhun bir melekesi olarak spontan bir meleke, kendiliğinden harekete geçen bir meleke. Duyumlama ise edilgin bir meleke. Söz konusu duyulurları alan bir meleke. Receptivität diyoruz Almancası. Receptivität. Alıyor yani. Öbüründe ise benim o fiilde bulunmam ve o fiili gerçekleştirerek kendime bir içeriği sunmam gerekiyor. Kanaat düşünme faaliyetinin içerisinde içeriği itibariyle ayırt ettiğimiz bir içerik. Yani hepsi o düşünme faaliyetinin içerisinde ortaya çıkıyor. Doğrulukla, benim onunla ilişkimle ilişki biçiminde içeriğin bir özelliğine bağlı olarak farklılaşıyor. En genel anlamda hüküm ya da yargı dediğimiz şey, o bir bilgi midir, kanaat midir, şu mudur, bu mudur, ayrı bir tartışma konusu, düşünme melekesinin faaliyeti olmaksızın ortaya çıkamıyor. Şimdi size yavaş yavaş sorular sormaya başlayacağım. Bakın, peki madem öyle, madem böyle bir mekan var, bunun melekeleri var, bir şeyleri bana temsil ediyor ve ben hatta bu içeriği temsil bir şekilde kendi tecrübemde filan fark ediyorum, şu bu filan. Şöyle düşünün, diyelim ki hatta bunu silelim burayı, bunlar gitsin artık. Daha farklı bir tarafa geçelim. Bir soru size. Hakikaten de bu ruhun mekanı içerisinde ben kalktım ve böyle bir tecrübeye sahip oldum. Bunun ve bunun içerisinde ortaya çıkan şeylerin bağıntısı da bu ruh mekanının faaliyeti içerisinde ortaya çıktı. Buranın bir dışı var mı? Şimdi bak. Yani benim kendisine bu melekeler marifetiyle temsil ettiğinin bir kendinde hali var mı? Anladınız mı soruyu? Bak, ben bilinci içerisinde her şey ortaya çıkıyor. Fakat bu, anlıyoruz ki bu kurulan bir şey. Yani bir ben de o tecrübe ettiği de kuruluyor. Duyumlama yoluyla ben bir şeyleri kendime sunuyorum ve tecrübe ediniyorum. Ya da bir şeyleri düşünülür olarak kendime sunuyorum. Bu faaliyetin içerisinde kendime sunulanın kendinde olduğu bir hali var mı? Beni aşan, kendinde olan bir hali var mı? Bu soru işte realizmin temel sorusu. Realizm diye konuştuğumuz şeyin dibi burası. Yani ben bir şeylerin benden bağımsız bir kendindeliği olduğunu ya da onları o kendinde oldukları haliyle bilip bilemeyeceğimi düşünebilir miyim? Değil mi? Gerçekten ne kadar da zor bir soru aslında bakarsanız. Yani burası hakikaten nasıl bir yer ki ben burayı bu şekilde tecrübe ediyorum ama acaba tecrübe ettiğim şekil, o temsillerin kendisi, o temsil olunanları,
birebir hakikaten temsil ediyor mu? O temsiller, o temsil olanlara sadık mı yani? Değil mi? Değil mi? Bu anlamda gerçekçilik savunulabilir mi? Yoksa benim tecrübe ettiğim her şey benim ve benim de kuruluşumun zemininde yer alan ruhumun melekelerinin işlevlerinin yardımıyla bana sunulan ve onlar olmaksızın da var olamayan şeyler olarak benim tecrübeme mi tabiler? İşte ilkine realizm, ikincisi de idealizm diyoruz. Anladınız mı? Şimdi realist miyiz, idealist miyiz? Ne bileyim. Her ikisinin de çok büyük zorlukları var. Savunulup savunulamama zeminlerinin ne olduğu bile çok tartışmalı. Neye dayanarak realist olacaksın, neye dayanarak idealist olacaksın? Çünkü tecrübenin ortaya çıkışında artık böyle bir durumun olduğunun farkındasın. Şimdi devam edelim. Peki ben diyelim ki bu tecrübenin içerisinde bir takım fiziksel nesneleri belli bir sıraya diziyorum. Belli bir sentaktik yapı oluşturuyorum. Sentaks dizim yani oluşturuyorum. Ve onları kullanarak buradaki diğer nesnelere işaret etmeye başlıyorum. Bu da benim ruhumun bir melekesi vasıtasıyla oluyor. İşin içerisine muhayyile girmeden, bakın bu sefer imgelem girmeden dilden söz edebilmenin imkanı yok. Çünkü muhayyile, demin düşünme ve duyumlamadan biraz bahsettik, öyle bir meleke ki duyusal olan alanda, duyusal temsillerde kendisi bizatihi var olmayanı sanki oradaymışçasına bize canlandıran melekenin adı. O canlandırmayı yapabildiği için siz duyduğunuz sesleri işaretlere ayırıp belli bir şekilde birleştirip bir arada kendinize sunup onun yardımıyla başka nesnelere gönderimde bulunabiliyorsunuz. Yani dilin ortaya çıkışı muhayyilenin dahli olmadan hiçbir şekilde mümkün olamıyor. Ama bu açıdan da bakarsak dil dediğimiz şey en nihayetinde duyusal alandaki işaretler arasındaki bir takım bağıntılar. Peki bunlar neye işaret ediyorlar peki? Bir takım düşüncelere diyoruz mesela bu sefer. Ha, az önce fark ettik ki bizim düşünce dediğimiz şeyler de düşünme faaliyetinin içinde ortaya çıkıyorlardı. Sanki melekelerimiz şöyle işliyor. Düşünme faaliyeti içerisinde bir şey yakalanıyor, kalıcı hale getiriliyor. Muhayyile vasıtasıyla işaretler üzerinden şöyle canlandırılıp önümüze konuluyor. Yalnız tabii burada çok ciddi bir sıkıntı var. İkisi farklı yetiler, melekeler oldukları için düşünülür olan acaba düşünüldüğü şekliyle ve yakalandığı şekliyle o işaret dizgesi içerisinde sunulabiliyor mu? Yani dilden bağımsız düşünce olabilir mi? Bak, çok ciddi bir felsefi soru bu. Çünkü dilin kurulduğu ve işlediği yapıyla o duyusal malzemenin düzenlenişi, düşünsel olanın bir şeyleri yakalaması arasında düzey farkı var. Dil olmadan düşünce olur mu? Düşünce olmadan dil olur mu? Bak, bunlar çok ciddi felsefi sorular. Var canım, ben hepsinin cevabını biliyorum. Beratlar biliyor benim bildiğimi, değil mi Berat? Kerimhan, bilmiyor muyum? Anlatıyor muyum? Anlatmıyorum. Bazen anlatıyorum. Benim derdim size cevap vermek değil ki, felsefeye giriş dersindeyiz. Ben siz felsefe nasıl bir şey onu fark edin, onunla uğraşıyorum. Felsefe olmadan ve felsefi sorularla uğraşmadan hiçbir şey olmayacağını da fark edin. Benim derdim o felsefeye giriş derdinde. Bu soruları hissedin, bu terimleri hissedin. Neyi konuşuyoruz, niye konuşuyoruz yani? Şimdi süremize de biraz bakalım. İyi, süremiz gayet iyi. Şimdi biraz daha devam edeceğim. Düşünmeye biraz daha odaklanalım. Düşünüyorum dediğimde bir düşünme fiili gerçekleştirdim. Onu da yargı olarak, hüküm olarak ifade ettim. Bir hüküm veriyorum. Şimdi demin onu da söyledik. Düşünce dediğimiz şey, buna bir olgu da diyebilirsiniz. Yani bunun mesela lacivert olması olgusu gibi. Bakın, bunu da dile getirerek söyledim size. Başka bir imkanım yok zaten. Söz konusu bu düşünce,
bir düşünme fiili içerisinde, bir hüküm içerisinde zaten ortaya çıkıyor. Ben hükmü vermesem o düşünsel içerik fiilen burada yok. Fakat çok enteresan bir şey var. Duyumlama yoluyla farkına vardığım içerik ile düşünme faaliyeti içerisinde farkına vardığım içerik arasında çok radikal farklar var. Nasıl farklar var? Duyumlama yoluyla farkına vardığım içerik zamana tabi, sürekli hareket halinde ve sürekli değişim içerisinde. Lacivert, lacivert diyoruz da şu ısındıkça ve soğudukça bile bunun yaydığı renk ve lacivertlik değişiyor. Dikkat edin. Fakat çok ilginç bir şey var. Bu şişe mavidir dediğimde her neyi anlıyor ve idrak ediyorsam, işte ona düşünce diyoruz. Duyumlamayla farkına vardığım gibi değişime tabi değil. Şimdi bunu hissetmenizi istiyorum. Şimdi bak. Bugün ayın kaçı? 14. Ne? Temmuz. Ha, evet. 14 Temmuz 2016 tarihinde Ayhan Çitil'in işte genel felsefe seminerinde masasında duran şişe mavidir. Tümcesiyle ifade edilen. Şimdi bu bir işaret dizisiydi. Puf diye yok oldu gitti zaten duysal ya. İşaret edilen düşünce hiçbir zaman içerik olarak değişmiyor. Ben bunu ne zaman söylesem, yani ne bileyim, gelecek sene de burada aynı dersi yapalım. Geçen sene böyle böyle bir durum olduydu, şöyle bir önerme dile getirmiştik desem, o önermede dile getirilen içerik hiçbir şekilde değişime tabi değil. Niye değişsin ki zaten? Duyulur filan bir şey değil o düşünce çünkü. Bakın ne kadar radikal bir fark var onu hissedin istiyorum. Düşüncenin kendisi şişe gibi zamanda olan ya da duyulur olan, mavi lacivert olan bir şey değil ki. Düşünce yoluyla yakaladığım şey bir bağıntıdır kopülasıyla bir araya getirdiğim bir şey. Orada kavramları ilişkilendiriyorum. Söz konusu o kavramlar arasındaki bağıntı duyumlama yoluyla fark ettiğim alandaki gibi böyle değişmiyor. Ne zaman ben o içeriye geri dönsem aynı olduğu yerde duruyor. Bunu hissettiniz mi ya? Bak, şu anda bu sınıfta 56 sandalye vardır dedim. Varsayalım ki doğru. Tamam mı? Bu düşüncenin içeriği değişir mi? Bakın sınıfın kendisi ve sandalye sayısı değişir. Benim dile getirdiğim şekliyle düşüncenin içeriği değişmez. Biraz daha anladınız mı? Evet filan. Ne bileyim ya işte. Evet Mahir mı? Yani. Evet gibi düşün. İçeriği gibi düşünelim. Bir hüküm var. O ruhun bir fiili yargı hüküm. O fiil içeriği. Nasıl duyumlama da bir fiil aslında. Şöyle duyumluyorum. Bir temsil ediyorum kendimi. Duyumlama fiili içerisinde tutulanla o yargı fiili içerisinde tutulan arasında fark var. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Duyulurlar. Yani şu şişe kardeşim duyulur alanda mevcut olan bir şey olarak biraz da hazır almışken su da içebiliriz. Bu yok olup gidecek bu gariban. Yani son günlerini falan yaşıyordur. Kırılır mırılır bir şey olur. Yani bütünlüğü bozulur. Bir şişe olarak hakkında konuşamayacağımız bir şey haline gelir. Duysal alanda yok olup gider. Ama bu şişe ile ilgili verdiğimiz hükümler, o düşünsel içerikler her zaman aynı kalıyor. Şişe olmasa da aynı kalıyor. 14 Temmuz muydu? 14 Temmuz 2016 yılının sıcak bir yaz günü saat 15 civarında tekkenin bilmem ne sınıfında 56 sandalye vardır. Önermesinin içeriğinde hiçbir zaman bir değişiklik olmaz. Ha. Şimdi o kadar acayip bir şeyin eşiğinde durduğunuzun farkında değilsiniz işte. Şimdi birazdan bir tekme atacağım içine yuvarlanacaksınız. Bak o kadar enteresan ki, o kadar enteresan ki. Şimdi çocuklar eğer bunu fark ettiyseniz, düşünce yoluyla farkına vardığımız söz konusu bu içeriklerin eğer bu anlamda bir kalıcılığı varsa ki bu kalıcılık eskimeme, rengi atmama anlamında duysallara atfedilen bir kalıcılık değil. Zamana tabi olmamak anlamında bir kalıcılık.
söz konusu o düşünsel içerikler oluşa ve bozuluşa tabi olamaz. Ne olur? Ne bozulur? Yok olmaz. Varlığa da gelmez. Peki nerede var bunlar ve nasıl varlar ki böyleler? Eğer böylelerse olaya bir de şöyle bir şekilde bakalım. Ben şu anda sonsuz çeşitlilikte düşünceyi düşünceme konu edebilirim ama etmiyorum. Gücüm de yetmiyor. Yani burada kaç sandalye olduğu, kaç erkek, kaç kız olduğu, kimin gömleğinin renginin ne olduğu, kaç tane foton olduğu. Düşünebilirim, düşünemem. Gücüm yeter, yetmez. Sonsuz çeşitlilikte düşünce var. Onu da geçtim. Buraya uymayan sürü sebep yanlış önerme var. Onları da düşünebilirim. Diyebilirim ki 56 sandalye varken 58 sandalye vardır, 59 vardır. Hepsi birer düşünsel içerik olarak bir kalıcılığa sahip. Tüm bu düşünülebilir düşüncelerin hepsini düşünün. Gelmiş, geçmiş, gelecek, mümkün hepsini. Bütün bunların hepsini de veya ile birleştirin. Birbirlerini dışlamayacak şekilde tek bir düşüncede birleştirin. Batı felsefesi buna Tanrı diyor. İşte ya. İşte diyorum ya, ne kadar acayip bir şeyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz da o yüzden. Batı fikriyatı açısından, felsefe açısından, felsefecilerin Tanrı diye konuştukları şey, tüm düşünülürlerin bütünlüğü ve birliğidir. Asıl varlık düşünülürdür Batı fikriyatında. Batı fikriyatında düşünülür olanla var olan bir aynıdır. Bunların bir kısmı duyulur alemde fiilen var olabilirler. Olmayabilirler. Olanaklı evrenler olarak var olabilirler. Bunlardan bir tanesi reel olabilir. Olanaklı tüm evrenler reel olabilir. Ama bütün bunların hepsinin toplamı bir birlik halinde bize asıl var olanı verir. O varın adı Batı fikriyatı itibariyle Tanrı işte. Batı fikriyatın Tanrısı bu. Felsefenin Tanrısı bu. Asıl varlık o yani. Bakın çok ilginç bir şeyle karşı karşıya kaldık. Felsefecilerin neler dediğini size anlatıyorum. Duyumlama melekesinin ve muhayyilenin vasıtasıyla bir işaret dizgesi içerisinde dile getirdiğim ve farkına vardığım, ki bunun üzerine çok konuşacağız, ki yönelimsellik meselesi, intentionality meselesi bununla ilgili. Yani benim duyusal alandaki bir şeyleri, bunlar işaretler de olabilir, ilişkilendirip bir birlik halinde tutarak idrak ettiğim ve söz konusu işaretlerde mevcut olmayan şeye biz anlam ya da mana diyoruz. İşte intentional olan şey o. Tüm o manaların, mümkün manaların aslında, tüm o düşünsel içeriklerin birliğinin adı Batı fikriyatında Tanrı. Bu açıdan bakılırsak aslında Batı fikriyatı şöyle bir şey yapmış oluyor. Diyor ki, söz konusu ben bu tecrübeye bakıyorum. Bu tecrübeyi mümkün kılan bir meleke olarak düşünme melekesinin bana sunduğu şekliyle düşünsel içeriklerin kendinde bir varlığı olduğunu düşünüyorum. İşte asıl gerçek o. Realizm işte bu. Realizm bu demek. Gerçek o. Ve ben düşünme melekesi yoluyla onun bir takım parçalarını hakikaten yakalayabiliyorum yani. Ama o benim bilincimi de aşan bir şekilde bir varlık alanına karşılık geliyor. İşte Tanrı var demek bu demek Batı fikriyatında. Şimdi birisi kalkıp bunu eleştirse, ki eleştirilmiş zaten. Ya olur mu, dilden bağımsız düşünce olur mu? Bakın demin size sorduğum soru ne kadar önemli o zaman. Belki de öyle bir şey yok. Yani biz hakikaten dilin imkanlarıyla kendimize bir şeyleri sunuyoruz ama bu kendinde bir varlığa filan işaret etmek durumunda değil falan filan. O zaman anti-realist bir pozisyona kaymış oluyor. İdealist değil, bakın dikkat edin. Daha farklı bir şey söylüyorum şu anda. O zaman tartışma çok başka bir hal alıyor. Fakat tartışmanın benim için şu haklı, bu haklı, şu öyle böyle değil. Zaten soruda sordum. Siz de ona cevap vereceksiniz zaten bu dersten sonra da. Benim asıl size hissettirmeye çalıştığım şey şu.
Batı felsefesi, söz konusu bu, realizm, idealizm, şu bu filan tartışmalarını tam da bu bağlamda ve bu düzlemde yapıyor. Felsefe böyle bir şey. Hı? Şimdi söz konusu bu düşünülürler diyelim. Varsayalım ki hakikaten realistler haklı. Mesela Platon bir realist işte mesela adam. Söz konusu bu düşünülürler var diyelim. Aristoteles de öyle, o da bir realist. Biraz farklı aralarında bir fark var ama ikisi de realist mesela. Birisi şu soruyu sorabilir. Diyebilir ki ya arkadaşım şeyi anlıyorum ben ya. Duyumlama yoluyla duyulurları fark etme işini anlıyorum yani. Yani renkleri duyumluyorum, sesleri duyumluyorum bilmem ne. Tamam. Bir de bu düşünürleri biz nasıl fark ediyoruz, yakalıyoruz filan. Değil mi? Yani mesela kapı diye bir düşünülür var da onu mu ben fark ediyorum, yakalıyorum da? Mesela beyaz diye bir düşünürü yakalayıp bunları birleştirip kapı beyazdır diyorum falan. Birileri hakikaten böyle düşünmüş. Tamam mı? Peki ben nasıl bu kapıyı, kendisi var ya düşünür olarak, ya da beyaz bir düşünür olarak var ya, duyulur olarak değil. Neremle nasıl yakalıyorum? Akli görü denilen kavram, noesis denilen kavram işte bu. Yani bu melekem, düşünme melekemin öyle bir işlevi var ki, bana bir iddiaya göre söz konusu bu düşünülürleri, makulatı yani, dolaysızca yakalama imkanı veriyor. Mesela Aristoteles'i okuyun diyelim, ikinci analitiklerin son bölümünü filan, hemen hemen böyle bir hikaye anlatır. Der ki ya noesis dediğimiz şey tam böyle bir şeydir. Biz küllileri aklımızla ve herhangi bir yanılsama yaşamaksızın lüp diye böyle yakalarız. Bakın bu bir gerçekçinin zaten söyleyebileceği ve söylemesi gereken bir şey. Düşünülürler eğer varlarsa, birisinin bana benim onunla nasıl bir ilişkiye geçtiğimi de söylemesi lazım. Demek ki benim onları yakaladığım, tuttuğum bir melekemin de olması lazım. Ona işte bir akıl diyoruz ama nasıl akıl? Dolaysızca bilen, yakalayan akıl. O yüzden akli görü deniyor, akli sezgi deniyor. Bir kavramsal kurgu içerisinde değil, aynı bir duyuluru gördüğüm gibi dolaysızca o nesneyle karşı karşıya kalıyorum anlamına geliyor. Peki ben bir antirealist olsam? Bunun farklı versiyonları var çünkü. Desem ki ya kardeşim ben böyle düşünmüyorum. İleride bu konuya geri döneceğiz. Bana göre o düşünülürler benden bağımsız ve kendinde. Hani demin onu konuşuyorduk ya. Var diyemiyorum. O zaman bizim de ona şöyle bir soruyu sormamız gerekir değil mi? Peki kapı diye düşündüğünde neyi düşünüyorsun? Kapı diye konuştuğunda ne hakkında konuşuyorsun? O zaman o kişinin bana kapı düşünülürünün bir nesne olarak nasıl kurulup benim tarafından kavranıldığını açıklaması lazım. Değil mi? Haçlı felsefeciler böyle meselelerle uğraşıyorlar. Madem kapı diye bir düşünülür orada yok diye düşünüyorsun, akli bir görüyle o düşünülürü fark ettiğini, yakaladığını düşünmüyorsun, nasıl senin için hakkında konuşulan bir nesne olarak kapı var, onu nasıl kuruyorsun yani? He? Artık zihnin gene melekelerini kullanarak duysal alanda bir nesne olarak mı kuruyorsun? Onları bir araya toplayıp, düzenleyip, onlara bir ad vererek, bakın nominalizm o demek zaten. Bir takım bireyler var, onları bir araya toplayıp bir etiket verir gibi bir ad koyup ona mı masa diyorsun? Falan filan. Hı? Değil mi? Kapı var mı arkadaşlar gerçekten? Düşünün, buranın kapısı var mı? Bir düşünülür olarak kapı var mı? Çok samimi soruyorum. Var mı yok mu? Yok diyenler niye yok dediğini, var diyenler niye var dediğini de açıklamak zorunda. Kapısız bırakacaksın bizi yani. Var diyen var mı bir kere? Hakikaten ya hocam kapı diye bir düşünülürün olması lazım yani. Diyen var mı mesela? Bu devirde çok zor, o yüzden söylüyorum. Hakikaten yani.
düşünülürler gerçekten vardır demek çok kolay bir şey değil. Kapılar var. O işte gayet daha nominalist bir tarafa geçiyor. Tekil anlamda kapı olarak adlandırılabilecek şeyler var. Bu kapı, şu kapı diye. Bütün onların ortak adı kapı mesela. Ama kapı diye bir tümel, bir külli var mı? Tekil olan nesnelerden ve kapılardan bağımsız olarak. Dilden bağımsız düşünülürler var mı diye sordum ya size. Bakalım biraz da nominalist tarafa doğru kayalım. Biraz farklı tarafa doğru kayalım. Biraz da onların düdüğünü öttürelim. Bakalım onlar ne diyorlar. Şimdi mesela biri şöyle bir şey diyebiliyor. Diyebiliyor ki, ya arkadaş, kapı aslında dolaysızca benim bildiğim bir nesne olarak mevcut değildir. Bütün nesneler aslında dil içerisinde ve benim doğru kabul ettiğim önermelere gömülü olarak vardır. Şimdi ne demek? Ay önce ne dedi? Ay önce şunu demeye çalışıyor. Kardeşim, sen dilinde bir sürü önerme kapıyla ilgili dile getiriyor musun? İşte kapı şudur, kapının sapı vardır, işte yok kapıdan çıkılır, girilir, bilmem ne, bilmem ne gibi. Bunların bir kısmını doğru kabul ediyorsun, bir kısmını yanlış kabul ediyorsun. Değil mi? Birisi şöyle bir şey diyebilir. Kapı bir kişinin, bak gayet idiosinkretik, tek bir kişinin bakış açısından şu an konuşuyorum. Nominalistler genelde öyle konuşurlar zaten. Bir kişinin kapı ile doğru ilgili olarak ifade ettiği ve doğru kabul ettiği önermeleri bir ve aynı anda sağlayan her ne ise odur. Tanıma tabidir mi? Nasıl? Tanıma tabidir mi? Tanıma tabidir. Ama tanım da öyle evrensel ve zorunlu bir tanım değil bak. Yani mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kapı bir binanın giriş düzeyinde yer almalıdır. Doğru mu yanlış mı? Tartışılabilir. Bak, birisi diyebilir ki arkadaşım, acayip böyle şeyler oluyor, mimarlar falan oluyor. Adam tasarım yapıyor falan, böyle ev yapmış falan böyle filan. Ulan şuraya kapı koymuş filan, kulpu mulpu var filan ama burada değil yani, düzeyde değil. Diyorsun ki abi bu kapı mı? Biri diyor ki ya bu kapak. Yok pencere filan, yok ne bileyim ne. Biri de diyor ki kardeşim kapı işte ya. Bana göre kapı işte gayet sapı var. Açılıyor, içeri giriliyor filan. Öbürü diyor ki kardeşim bana göre şurada olmazsa ben ona kapı demem kardeşim. Şimdi bunlar aralarında tartışıyorlar. Şimdi birisinin kapıdan anladığı, doğru kabul ettiği önermelerin hepsini aynı anda sağlayacak ya. Bu, öbürününki bu değil. Şimdi bunlar aralarında tartışırlarken, biz neye kapı diyoruz konusunda, geldiler sizi buldular. Dediler ki arkadaş siz bu felsefeye giriş filan okuyormuşsunuz. Uzmansınız yani şimdi artık. Bize bir hakemlik yapın. Kimin kapısı haklı yani kapı? Hangi kapıdan geçelim yani? Hangi kapı doğru kapı? Siz ne diyeceksiniz? Ha realist olsanız belki şöyle bir şey dersiniz. Ya arkadaşlar olur mu? Ya kapı iddiası diye bir şey var. Yani dolaysızca aklımızda biliyoruz. Ona hangisi uyuyorsa o, hangisi kapıdan pay alıyorsa o. Çok zor bir cevap bu. Kim görüyor? Nasıl görüyor? Bakın bugün hani realizmi savunmak çok kolay bir şey değil derken onu kastediyorum. Ya da diyeceksiniz ki Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın. Sen de haklısın kardeşim. Sana göre kapı bu. Sana göre de kapı bu. Ya kardeşim iyi de biz bu kapı kavramını ortak bir şey hakkında konuşalım diye ortaya attık. Yani düşünülürler niye var zaten hani? Sen de haklısın, o da haklıysa biz bu işten nasıl çıkacağız? Ha? Ya gördüğünüz gibi felsefi tartışmalar da böyle kitapta durduğu gibi de durmuyor yani. Hakikaten problem de yaratabiliyor yani aslında. Daha da derin bir meseleye el atalım. Ve sonra da yavaş yavaş zaten soru cevaplar varsa onlara da geçeriz. Şimdi varsayalım ki böyle bir gerçekçi pozisyonda terk etme eğilimine girdik. Ya olur mu arkadaş öyle kendinde kapı mapı yani filan. İyi de o kendinde kapıyla başlıyor, kendinde sandalye, kendiyle ev falanla devam ediyor, kendinde iyi, kendinde güzele doğru da gidiyor. Burada da heyecanlı bir nokta var. Çünkü kardeşim adaletten bahsetmek istiyoruz, ahlaktan bahsetmek istiyoruz bilmem ne değil mi? Hani sen metafiziksel olarak
kapıda kapıyı tutamazsan ve orada realizm yıkılırsa öteki tarafta nasıl savunacaksın yani? Çok zor. Değil mi? Diyorsun ki ya adalet diye bir şey yok kardeşim. Ne demek o? Cevherler var. Herkesin işte bir yeri var. Herkesin hakkı neyse o bilmem ne filan. Ya abicim cevherler var mı kendindelik? Konuşacağız. Tümeller, külliler var mı? Vallahi bilmiyorum, tartışıyoruz filan. Bütün bunlar tartışmalıyken ve sorunluyken nasıl adalet vardır diyeceksin. Yani şunu demek istiyorum. Metafizikle biz ilgili konuşuyoruz. Epistemolojiyle ilgili de konuşacağız. Her birinde de bu tartışmaların bağlamını ve neyi konuştuğumuzu size de anlatmaya çalışacağım. Fakat bu tartışmalar hiçbir şekilde böyle felsefeciler kendi aralarında ya eğlence olsun, ya sen rahat mısın, ben de idealist miyim falan gibi yaptıkları bir tartışma değil. Her zaman ucu ahlaka, siyasete, estetiğe dokunuyor. Öyle kolay kolay yani aman canım ne realizm falan gibi de bir atlanıp geçebilecek böyle konularda değiller yani, anlıyor musun? Şimdi şöyle bir şey fark etmenizi istiyorum. Biz sizle biraz metafiziğe giriş yapmış olduk. Metafiziğin aslında sizin sorunuz da onunla ilgili, size gelecek olan soru da onunla ilgili. İki tane aslında kapısı var çocuklar. Metafizik nedir dediğimizde kitabınızda da anlatılmış. Yani adı metatafizikadan, fizikten sonra gelen kitaplardan falan geliyor ama yani asıl tartışmanın özü ne var ne yok sorusu. Yani gerçekte ne var sorusu. Şu tecrübe edinenin tecrübesiyle mi sınırlı her şey? Yoksa onu aşan ve kendinde olan bir şey var mı yok mu tartışması? Mesela metafiziksel bir tartışma. Tek tartışma bu değil de mesela bu yaptığımız tartışmalardan bir tanesi bu. Metafizikle yaptığımız tartışmalardan bir tanesi bu. İki kapı varken derken şunu kastediyorum. Birincisini dersin başında zaten ilk onu gördük. Tecrübede ortaya çıkanlar tecrübenin kuruluşunu kuşatabiliyor olsaydı biz fizik düzeyinde kalarak bütün sorunlarımızı konuşurduk. İşin metafiziğe doğru sapmasının nedeni hakikaten o tecrübede ortaya çıkanların tecrübenin kuruluşunu bir türlü kuşatamamaları. O yüzden metafiziğe bir kapı o, oradan girmek durumunda kalıyorsunuz. Ruhtan bahsetmek durumunda kalıyorsunuz. Ondan bahsetmeye başladığınız andan itibaren sorular pıtır 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 metafiziksel sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Realizm sorusu işte bunlardan bir tanesi mesela. İkinci kapısı da şu. Biz bir biçimde bu mekan içerisinde dili olan, dil kullanan, konuşan, anlaşan varlıklarız. Dilin nasıl kurulduğunun kendisi de deminden beri anlatıyorum. Metafiziksel zaten bir soru ama onun ötesinde şöyle bir kapıdan da geçebiliyorsunuz. Birisi diyebiliyor ki yahu dili İncelediğimizde dilin genel bir takım ilkeleri var. Bunları da daha çok konuşacağız. Mantık ilkeleri var mesela. Özdeşlik ilkesi gibi, çelişmezlik ilkesi gibi. Bu ilkeler olmazsa dil olmuyor. Birileri diyor ki madem dil bütün varlık hakkında konuşmamızı da mümkün kılan o altyapı, dilin bu ilkeleri aynı zamanda varlık ilkeleri de olabilir diyorlar. Bu da başka bir kapı. Ne anlamda? Yani mesela ben özdeşlik ilkesini düşünelim mantıkta. Mantık dersleri falan da alıyorsunuz diye biliyorum, tahmin ediyorum. Herhangi bir şey hakkında düşündüğümde, konuştuğumda, onu adlandırdığımda, değil mi arkadaşlar? O şeyi kendinde ve kendisiyle aynı düşünüyorum. Yani mesela diyelim ki Berat mesela. Berat bizim bir arkadaşımız, adı da Berat yani. Berat adıyla onu anıyoruz. Berat adı neyi tutuyor diye hiç düşündünüz mü? Bir ad neyi tutuyor? Çünkü o ad neyi tutuyorsa ben o adla tuttuğum şeye aynı Aristoteles'in bize anlattığı gibi her türlü yüklemi yükleyebiliyorum. Berat'ın gözü şöyle diyorum, kaşı böyle diyorum, boyu böyle diyorum filan. Berat'ın başına geçmişte böyle şeyler geldi diyorum. Gelecekte böyle şeyler gelebilir diyorum. Başına gelmemiş ve gelebilecek şeyleri bile ona yüklüyorum. Berat bugün buraya gelmeseydi Üsküdar'da çay içiyordu diyorum. Onu da Berat'a yüklüyorum. Bak, olmamış şeyleri dahi ona yüklüyorum. Berat adıyla tuttuğum şey ne? Kaşı gözü mü, bedeni mi?
uzay zamandaki farklı halleri mi? Bunların hiçbirisi o Berat adının tuttuğu şeyi bana bir türlü göstermiyor. Çünkü duyusal alanda olan bir şey gibi değil o. İşte kendin deliği var bir. İşte bu ne demek? O zamansallığı aşan bir ciheti var demek. Mantık, yani dilin mantığı bana Berat'ı dolayısıyla o özdeşlik ilkesi uyarınca sanki bir kendin deliğe sahipmişçesine sunuyor. Ve ben o Berat'a bütün o yüklemleri yükleyebiliyorum. Anlıyor musunuz? Metafiziğin bir kapısı da işte buradan açılıyor. Nedir o adım tuttuğu şey ve onun mahiyeti? Metafiziksel bir soru. Bütün konuşacağız bu tarafa daha çok. Cevher dediğimiz, usya dediğimiz şey bu demek işte. Aristoteles'in bütün o metafizik kitabındaki derdi hakikaten bu anlamda o Berat'ı Berat yapan, işte Berat adıyla tutulanı kendisi kılanın mahiyeti ne? Ne o ya? Metafizik tartışma buradan başlıyor. İşte o suret midir, ruh mudur, şu mudur, bu mudur, ölümlü müdür, ölümsüz müdür, şu mudur, bu mudur dediğimizde kendimizi çok başka metafiziksel tartışmaların içerisinde buluyoruz. Şimdi siz aslında bu iki kapıdan da geçtiniz. Geri dönüş de yok yani. Ne yapayım öyle yani? Değil mi? Geçmedik mi? Geçtik işte. Fark ediyoruz şimdi felsefeciler nasıl şeylerle uğraşıyorlar, değil mi? Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın, tekrar söylüyorum. Felsefeciler aslında terimler üzerinden felsefe yapmıyorlar. Bir tecrübeye bakıyorlar. Kendi tecrübelerini belli bir şekilde görüyorlar. Belli bir perspektiften görüyorlar ve onun üzerinde konuşuyorlar. O perspektifi görmezseniz bu insanlar neyi ve niye tartışıyor anlamazsın. Biraz hissettik ama değil mi? Bence. Bayağı hissettik. Değil mi yani? Evet. Kabul et. Hissettiniz canım. O kadar da değil. Ha, bu işlerin içinden nasıl çıkılır? Bakın, son dersimiz hatta inşallah Allah ömür verirse 6. seansımızda onu konuşacağız. Metafizik, bu anlamıyla metafizik. Hiç mümkün müydü konuşacak? Hani anlamlı bir şekilde konuşulabilecek ve karara varılabilecek bir alan mı? İhmal de edemiyoruz, yok da sayamıyoruz. Tamam mı? Bir şekilde. Fakat bazen de içinden de çıkamıyoruz yani. Orada karşımıza çıkan sorunların. Dolayısıyla metafiziğin burada açılışını yaptık biraz. Orada belki kapanışını yapacağız. Yok, yapmayacağız da. En azından eleştirisini yapacağız yani. İnşallah. Şimdi, evet. Sormak istediğiniz sorular var mı bakalım bana? Dille düşünme meselesi hakkında. Güzel. Biraz daha konuşalım mı? Şimdi çocuklar, şöyle düşünelim. Birisi şunu söyleyebilir. Diyebilir ki, insanlar dilleri tamamen davranışçı bir yöntemle, yani gözlemleyerek öğreniyorlar. Yani sen doğuyorsun, annen baban yakınların nasıl dili kullanıyorsa onları taklit ediyorsun ve kelimeleri kullanmayı öğreniyorsun. Bazıları diyorlar ki bu anlamda aslında terimlerin kullanımı esastır, yani pragmatik esastır. Sen belli bir sonuç alacak şekilde kelimeleri kullanmayı öğrenirsin. Bu anlamda da semantik dediğimiz şey, anlam bilim dediğimiz şey, o düşünülürlere gönderimde yapan tarafı diyelim dilin, ikincildir ve aslında o kadar da önemli değildir diyorlar. Kapı meselesi de aklınızda olsun yani. Gerçekten kapı var diyelim, ben kapı terimini kullanmayı öğreniyorum. Yoksa annem babam böyle kullandığı için mi kapı terimini öyle kullanmayı öğreniyorum? Mesela önemli bir şey, tartışma konusu. İkinci bir nokta, özellikle antropologların yaptığı tartışmalardan çıkan önemli bir şey var. Bir taraf diyor ki bazıları, buna Sapir-Whorf hipotezi deniyor. Bunların ikisi de antropolog. Bunlar farklı kültürleri, toplumları incelemişler. Kendilerince şöyle bir kanaate varmışlar. Her ne kadar dil varsa o kadar gerçeklik var. Yani bir dili bir dile çevirebilmenin imkanı yok. Ne semantik ne sentaktik olarak. Herhangi bir dilin içerisinde düşünmeye ve konuşmaya başladığında o dilin sentaksına ve semantiğine bağlı olarak sana bir gerçeklik çıkıyor, görünüyor. Başka bir dile geçtiğinde öğrenebiliyorsan öğreniyorsun.
Ama bu ikisinin arasında bir tercüme yapabilmeni sağlayacak bir işte realizm, hani bütün o dillerden bağımsız düşünürler ya da varlıklar vardır diyemiyorsun. Buna karşılık da düşüncenin dili hipotezi denilen bir hipotezi savunan psikologlar ve antropologlar var. Bunlar da diyorlar ki, deneyler meneyler filan da yapıyorlar hatta. Diller nasıl olursa olsun ve ne olursa olsun bu dilleri aşan bir düşünce var. Ve insanlar o düşünceden hareketle çok farklı dilleri de birbirleriyle kıyaslayabiliyorlar diyorlar. Bu devam eden çok ciddi bir tartışma. Hala da psikologlar, kognitif psikologlar, antropologlar, felsefeciler bu konuda tartışmayı sürdürüyorlar. Bir tartışmanın bu yönü var. Bir de yapay zeka tartışması var. Yapay zeka demek ne demek? Yapay zeka duydunuz değil mi? Artificial intelligence her yerde filan da geçiyor. Alan Turing diye malum o filmi falan da çıktı. Hani Almanların Enigma şifresini kıran, hesap kuramının kurucusu olan bir tane vatandaş var. Bu Alan Turing makineler düşünebilir mi diye bir meşhur bir makalesi var. O makalesinde bir test ortaya atıyor. Test şu. İki odanın bir tanesinde bir tane insan var, bir tanesinde bir tane makine var. Ya da şöyle düşünün bugünkü versiyonuyla. Yazışıyorsunuz bilgisayarda. Bir tanesi bir insan, öbürü ise kendisini size insan olduğunu inandırması için programlanmış bir makine. Diyor ki Turing, eğer sorduğunuz soruları dikkate alarak ve aldığınız cevapları dikkate alarak hangi yazıştığınızın insan, hangisinin makine olduğunu ayırt edemiyorsanız, o yetkinlikte bir program yazılabilmişse yani, siz diyor söz konusu o makineye da zeka atfetmek, düşünce atfetmek durumundasınız. İlk önce olur mu öyle şey ya filan da diyebilirsiniz ama düşününce de ne kadar aslında zor bir durum olduğunu da fark ediyorsunuz. Şu ana kadar öyle bir şey yapılabilmiş değil. Yapılmalıdır mı o da ayrı bir konu da. Bakın bir önce şunu düşünelim. Varsayın ki Turing haklı. Turing'in dediği eğer doğru olursa şöyle bir şey ona çıkmış oluyor. Herhangi bir bizim anladığımız anlamda ruhu ve düşüncesi falan olduğunu düşünmediğimiz bir mekanizma yani insan dışı bir ortamda dil rejenere edilmiş, yeniden üretilmiş oluyor. Böyle bir şey mümkün müdür, olabilir mi? Ki şu anda çok ciddi araştırma var. Böyle bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yani bu Chomsky falan var ya, onların generative grammar falan çalışmaları var. Yani dili sonlu sayıda kuralla insan dışı bir ortamda yeniden üretebilir miyiz ki hatta zaman içerisinde böyle bir yapay zekada yapılabilsin konusunda bir tartışma var. Dil böyle bir şey midir hakikaten? Tamamen işaretlerin doğru manipülasyonu ile ilgili bir şey midir? Ki bu konuda da sürü sepet felsefi tartışma var. Buna muhalefet eden işte John Searle'ın meşhur bir Çin odası kanıtlaması var falan. O literatür kendi başına almış gidiyor. Yalnız şunu söyleyeceğim. Deminki perspektiften bakarsak biz zaten birisiyle konuştuğumuzda değil mi? O kişinin nasıl konuşursa ve ne yaparsa yapsın. Sadece dışa vurduğu şekliyle davranışları ve dil kullanımını görüyoruz. Benim için bu da felsefi bir problem. Hiçbir zaman siz benim kendimi tecrübe ettiğim şekliyle bir ben ya da özne olarak benim tecrübemde ortaya çıkmıyorsunuz. Yani yanlış anlamayın ve alınmayın ama benim için nesnesiniz. Yani sizin için de ben öyleyim. Değil mi? Ha, varsayalım ki öyle bir makine yapıldı ve bu testi geçiyor. Ya birisi hakikaten şöyle bir şey söyleyebilir. Benim makine olmadığımı nereden biliyorsunuz diyebilir ya. Yani o işte çok karışık bir iş. Yani dil, düşünce bağımsız. Dilden bağımsız düşünce olur mu? Düşünceden bağımsız dil olur mu? Bunun bir başka ileri noktası da şu. Varsayalım ki hakikaten dil esas ve dilin kullanımı esas ve düşünce değil yani dilin kullanımında. Çok ciddi bir sıkıntı var orada. O da şu. Ya öyleyse aslında bunu Quine diye bir felsefeci var. Anlamı müze kuramı diye eleştiriyor. Diyor ki bazı insanlar diyor terimlerin
anlamlarını bir müzedeki tablolar gibi düşünüyorlar. Tablonun altına o dildeki karşılığı etiket olarak yapıştırılıyor gibi yani. Başka bir dile onu tercüme etmek istersen tablo aynı kalıyor. O etiketi alıp başka etiketi koyuyorsun. Oysa diyor böyle bir durum yok. İşte Sapir-Whorf hipotezi böyle bir şey söylüyor. Demin konuştuk. Fakat eğer Quine haklıysa ve gerçekten dilin kendisi ve kullanımı anlamlara öncelikliyse, yani dil değiştiğinde o tablolar değişiyorsa yani, söz konusu o tabloların bir kendindeliği ve geçerliliği yoksa, biz herhangi bir evrensellikten, anlaşmadan nasıl söz edeceğiz? Belli bir belirsizlik, Quine'a göre bu bir sorun değil, hiçbir zaman giderilemiyor ve söz konusu bu belirsizliği aşabilmenin imkanı yok. Yani sen, benim konuştuğum dili, bunları da ben size anlatacağım daha sonra, anlıyor olabilirsin ama ben senin ne anladığını hiçbir zaman anlamıyorum. Ben şimdi burada bir şeyler anlattım, bir sürü kelime de söyledim, bir sürü şey anlattım. Sen de bana söylediklerin bazı şeyler söylüyorsunuz. Herhalde diyorum benim söylediğim anladı bunlar ama kelimelere yüklediğiniz anlamlar ve kurduğunuz bağıntılar sizin zihninizde nasıl benim ona ulaşabilme imkanım yok. Bu çok daha vahim ve derin bir probleme yol açıyor. Ki burada ilahiyatçılar da var mı? Mütevatir zeminde ilerleyen bir temel İslam bilimleri geleneği içerisinde bu çok vahim bir sorun. Çünkü en nihayetinde biz birilerinin konuştuğu dilde kastedilen anlamları esas alarak ilim yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Ha bu açıdan da bakarsak burada konuştuğumuz türde felsefi sorunları çözmeden ya da onlara tutarlı bir bakış açısı geliştirmeden İslam bilimleri yapabilme ihtimaliniz de yok zaten. O yüzden size eziyet olsun diye böyle felsefe dersi veriyorlar. O yüzden zaten açıyorsun bir fıkıh kitabını adam bilmem kaç sayfa felsefe, mantık, dil, bilim tartışmış. Mecbur çünkü. Usulle ilgili o tartışmayı yapmadan asıl tartışmaya geçemiyorsun çünkü. Ve bugün İşiniz çok daha zor. Çünkü bu realizm, antirealizm, nominalizm tartışmalarında ibre daha nominalist tarafa, daha antirealist tarafa çok daha fazla kaymış vaziyette. Ya. Başka soru? Tamam, katkı da olabilir. Şimdi nöropsikoloji çalışmalarında şey var. Evet. Evet, doğru. Hareketleri tanımlayamıyorlar. Hay Allah. Evet. Evet. Fakat onu dile yansıtamıyor. Doğru. Yani dilini, dille ilgili tecrübeyi kullanamıyor. Doğru. Düşünceyle dili bu anlamda nasıl okuyabiliriz? Şöyle söyleyeyim, bugün o yüzden zaten özellikle antropoloji ve psikoloji örnekleri vermeye çalıştım. Dil-düşünce bağıntısı ile ilgili tartışmaları bu anlamda psikoloji, antropoloji, kognitif bilim, nörobilim tartışmalarında yapılan çalışmalar ve gelinen noktaları dikkate almadan yapabilmenizin imkanı yok. Zaten onu demeye çalışıyorum. O örnekleri dikkate almak ve kendi savlarınız her neyse, o savlarınızı o örnekler itibariyle sınamak mecburiyetindesiniz. Ya öyle oturduğunuz yerden o konuyu tartışamazsınız yani. Yani felsefe sadece böyle masada hani sandalyede hakikaten oturularak yapılabilecek bir şey de bu anlamda değil zaten. Dediğim gibi soruların esası ve kaynağı hiç değişmiyor. Aynı yerde duruyor işte dediğim gibi. Size onu anlatmaya çalıştım. Çünkü metafizin o kapıları açık yani. Tamam mı? Mecburen o dilin ya da tecrübenin kuruluşunun imkanları üzerinden gerçeklikle ilgili konuşmaya çalışıyoruz. O ayrı, hep aynı sorular orada duruyor. Fakat mevcut bilimlerin geldiği noktaları ihmal ederek de tartışılamayacak sürü sepet problem var. Bunlardan bir tanesi hakikaten dil düşünce bağıntısı. Tartışamazsınız. Mümkün değil. Şimdi bakın. Bir,
Bu ders rehberi silibus size büyük ihtimalle gelecek. Bak Berat size söylüyorum, ama madem görevlisiniz, gelmiş olmalıydı. Suçlusunuz yani. Tamam mı? İlk benim yazdığım soru bir, Merdan'a göndermiştim ben onu. Arkadaşların hepsine gidecek. Yani cevap yazıp yazmamaları ya da ne zaman yazacaklarını bilmiyorum. Orada sistemi nasıl kontrol ediyorsanız ona göre. Önümüzdeki ne zaman? Pazar günü saat 2'de. Vah vah vah, yani hakikaten yazık size. Pazar günü saat 2'de gezip tozmayıp buraya gelirseniz o silibusta belirtilen bir sonraki metafizik konusuna, bu sefer de zihin-beden ilişkisi konusuna yönelik aynı tür bir tartışmayla dersimize devam edeceğiz. Hadi size kolay gelsin arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz.